Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle tüm sağlık mensubu arkadaşlarımın, hanımefendilerin ve beyefendilerin 14 Mart Tıp Bayramlarını tebrik etmek istiyorum. Evet sevgili arkadaşlar, yine dolar TL diyeceğiz. Ardından Biyop konusuna gireceğiz. Biyop'taki gelişmelerden bahsedeceğiz. Ve Merkez Bankası'nın atmış olduğu adımlar, short pozisyonları ile ilgili neler yaptığı konusunu değerlendireceğiz. Öncelikle bu haftanın gündeminde malumunuz üzere ana başlık Brexit oylamaları vardı. Brexit konusuyla ilgili olarak bugün üçüncü oylamada gerçekleşti. Her oylamanın amacı farklıydı ama daha önceki analizimde de belirtmiş olduğum gibi bu oylamalarda herhangi bir sonuç çıkması neredeyse imkansız gibi görünmekte. Bu olay tam anlamıyla bir Arap saçı halini almış durumda. 29 Mart'ta tamamlanacak olan anlaşmasız Avrupa Birliği'nden çıkma hususundaki gidişat devam ediyor. Ancak bugünkü oylamanın sonucu da biraz önce netleşti ve bu durumda Theresa May tekrardan bir erteleme hakkı elde edecek şekilde bir sonuç aldı. Brexit konusuyla ilgili olarak zannediyorum 2 ay civarında bir erteleme hususu söz konusu olacak. Avrupa Birliği Mayıs ayına kadarki ertelemeyi makul görüyor. Ancak Mayıs'tan daha ileri bir tarihe yansıyabilecek olan bir ertelemeye sıcak bakmıyor. Diğer taraftan Theresa May'in birazcık da siyasi geleceği konuşulmaya başlandı ve bütün bunların yanı sıra bu Brexit konusuyla ilgili olarak yaşanmakta olan uyumsuzluklar tabii ki özellikle sterlin üzerinde etki yaratıyor. Sterlinin pound dolar bazında baktığımız zaman son 2 gündür önemli bir hareketlilik yaşadığına tanık olduk. Şu anda ise 1.33.40'lar seviyesini test ettikten sonra 1.32.60'a geri dönen ama 2 gün içerisinde önemli dalgalanmalar yaşayan bir seyir hakimdi. Dünya piyasalarına genel manada baktığımız zaman ise dünya piyasalarındaki tabloyu son derece karışık görüyoruz. Özellikle son günlerde Çin'den gelen veriler gerçekten dünyadaki kriz, resesyon, durgunluk vesaire vesaire gibi ekonomik parametrelerin hiç de hoşlanmadığı bir takım sonuçlar ortaya çıkıyor. Çin'de 2009 yılından bugüne en kötü sanayi verileri geldi. İşsizlik verileri son yılların tavan seviyelerinde ve diğer taraftan Almanya'dan gelen veriler Avrupa cephesindeki işlerin hiç iyi gitmediğini göstermekte ve diğer taraftan ise JP Morgan bugün ilginç bir açıklamada bulundu ve dedi ki 2019'un ikinci yarısında ben Fed'den herhangi bir faiz artırımı beklemiyorum. Fed bunu 2019 yılı için rafa kaldırmıştır ifadesini kullandı. Tabii ki arkadaşlar bu konudaki değişik söylemler, dünyadaki türbülansın devam etmesi, gelen verilerin olumsuzluğu, bir yandan gelişen ülkelere sıcak para aksın mı yoksa oradaki risk algısının yükseldiği kanaatiyle oradaki paralar toplanıp başka alanlara, tahvillere veya kendi ülkelerinin faizlerine dönüş mü yapsın gibi çok ciddi bir kararsızlık yaşanmakta. Açık ve net olarak şunu söyleyebilirim ki şu an hiçbir ülkenin veya hiçbir noktadan gelen veriye bakarak şu durumda 3 gün sonra şöyle olabiliriz veya önümüzdeki ay şu tarz bir gidişat olur şeklinde kesin bir ifadede bulunmak mümkün değil. Ortam son derece karışık görülmekte. Bu karışıklık içerisinde de bizlere düşen ne iyimserliğe ne de karamsarlığa çok fazla prim vermeden anlık bir şekilde gelişmeleri takip etmek ve bir şekilde kısa vadeli kararlar vermek yönünde olmalı diye düşünüyorum. Bir diğer yandan arkadaşlar dolar konusuna dönecek olursak hane halkında doların dolarizasyon dediğimiz dolara yönelik ilginin ciddi şekilde arttığını ve rekor seviyelere ulaştığını görüyoruz. Hane halkı, yurt içi yerleşikler gerek vatandaş bazında gerekse tüzel kişiler, şirketler bazında dolara yönelik ilgi devam ediyor ve bu ilgi rekor seviyelere ulaşmış durumda. Evet değerli dostlar, ana başlıklar itibariyle söylenebilecek olan önemli konular bunlar. Bu koşullar altında Dolar-TL'deki tabloya bakacak olur isek sizlere aylardır aynı şeyi söylüyorum. Dolar-TL'de kademeli olarak yükseliş trendini beklemek lazım. Kademeli bir yükselişin önümüzdeki süre içerisinde mümkün olacağını sıklıkla ifade ediyorum. Ve nitekim burada görmekte olduğunuz gibi haftalık grafiğimiz itibariyle kademeli yükseliş çok net bir şekilde görülüyor. Yaklaşık 7 haftadır devam eden, her hafta bir öncekinden daha yukarı seviyede kapanışlar yapmakta olan bir dolar seyrini izliyoruz. Ve günlük bazda da değerlendirdiğimiz zaman da son günlerde de net bir şekilde görülüyor ki doların adım adım 5.50'ye doğru yaklaştığını ama sert hareketler yapmaktan kaçındığını da
fark etmiş bulunmaktayız. Zira S-400'ler konusuyla ilgili olarak gelişmelerin, sıcak tartışmaların olduğu, o yoğun mesajlaşmaların olduğu anda bir nevi hareketlilikte bir hızlanma görmüş olsak da şu anda o konuyla ilgili olarak da bir sükunetin hakim olduğunu görüyoruz. Bugün Sayın Hulusi Akar F-16'larla ilgili olarak, F-35'lerle ilgili olarak mevcut programda herhangi bir aksamanın olmadığını, bunların bizlere teslimi ve teslim programı konusunda herhangi bir olumsuz bir durumun kendilerine yansımadığını ifade etti. Bunun haricinde herhangi bir ekstra bir gelişme yaşanmadı. Dolar konusuna tamamen girmeden önce arkadaşlar, bir de genel olarak dünya piyasalarını değerlendirirken Euro dolar paritesinde 1.13 üzerine 1.1350'ye yönelik bir atak olduktan sonra tekrar dolarda bir değerlenme eğiliminin olduğunu görüyoruz. Zira bu dolardaki değerlenme eğilimini hem 1.13'ün aşağısına gelmek isteyen Euro dolar paritesinden görüyorken, diğer taraftan güvenli liman algısı olarak dolara yönelik bir ilginin yoğunlaştığını, bu paralelde de Japon yeninin değer kaybettiğini izleme fırsatımız olabiliyor. Altın nezdinde baktığımız zaman ise altının da tekrardan 1286 dolardan 1300 doları zorlayan bir eğilime girdiğini, ancak geçtiğimiz gün itibariyle 1307 dolardaki önemli kritik seviyesi üzerine çıkamadığı veya bu seviyeye destek yapamadığı için tekrardan 1300 dolar aşağısını test etme ihtiyacını hissettiğini görmüş bulunmaktayız. Altında arkadaşlar, her zaman söylediğim gibi, 1280 ile 1286 dolar aralığı önemli bir destek bölgesidir. Direnç noktamız ise 1307 dolardır. 1307 doların üzerine çıktığı ve bu seviyeye destek yapabildiği zaman ancak 1340-1360 bandına ulaşabileceğini her fırsatta tekrarlamaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar, tekrardan dolar TL'ye dönüyorum ve dolar TL için bu hafta bizim için önemli olan pivot seviyemiz 5.43-33 seviyesiydi. Haftaya başlarken bu seviyeyi kendimize referans olarak almıştık ve bu seviye üzerinde kaldıkça ilk hedefin, ilk pivot hedefinin 5.50 ve 5.51 aralığı olduğunu, olabileceğini ifade etmiştim. Nitekim hafta bazında baktığımız zaman bu ana kadar arkadaşlar 5.48'e kadar devam eden bir yükselişimiz olmuş. 5.48 seviyesini de bugün gördük diye hatırlayacağınız üzere. Dolayısıyla arkadaşlar, kademeli yükseliş devam etmekte. 5.50-5.51 bölgesini test etme ihtimali bu hafta için gündemde olmakla beraber, yarın haftanın son günü olacağı için önümüzdeki haftanın değerleri daha farklı olacaktır. Ama yarın 5.50 test edilir mi edilmez mi, bunu şimdiden net olarak bilmek mümkün değil. Ancak her haftayı bir öncekinden daha yukarıda kapatma eğilimi içerisinde olan trendimizin devam ettiğini net bir şekilde görmekteyiz. Fibonacci kriterlerimiz itibariyle baktığımız zaman ise arkadaşlar, şurada görmekte olduğunuz hattımız 23.6'ya denk gelen 5.63 seviyesi şu anda bu yükselen trendin, bu orta vadeli diyebileceğimiz, artık orta vade konumuna girmek üzere olan bu yükselen trendin ulaşabileceği üst band olarak ilk etapta 5.63 seviyesini görmekteyiz. Trend bu haliyle devam ederse 5.63'e kadar devam edebilecek bir yükseliş var söz konusu olabilir. 5.63'e yaklaşımlarda dikkatli olmak gerektiğini ifade ediyor. Ancak bu grafik bir haftalık grafiktir. Dolayısıyla bu seviyeyi ne kadar süre içerisinde test edebileceğine dair bize şu anda net bir fikir vermez. Şimdi arkadaşlar, günlük grafiğimiz bazında bakalım tablonun ne olduğuna. Görmekte olduğunuz grafiğimiz günlük grafiktir. Burada arkadaşlar bir yükselen kanal görmektesiniz. Yükselen kanalımızın alt bandı şu an için 5.36-30 seviyesini göstermekte. Yani burasını bir ana destek olarak kabul edebiliyoruz. Bu kanalın üst bandı ise şu an itibariyle arkadaşlar 5.51-68 seviyesini gösteriyor. Az önce de sizlere arz etmiş olduğum gibi bu hafta için önemli olan seviye 5.50-5.51 bölgesi idi. 5.50 biliyorsunuz psikolojik bir direnç özelliğini taşımakta. O halde 5.50'ye yaklaşımlarda veya 5.50'nin üzerine yönelik hafif sıçramalarda çok dikkatli olunmalı. Ne zaman ki 5.50 seviyesi bir destek haline getirilebiliyor, güçlü bir destek özelliğini taşıyacak mesajları veriyor ise, bu durumda 5.54 ve 5.55 bölgesini, ardından da 5.60 bölgesini takip eder konuma geleceğiz. Sevgili arkadaşlar, dün itibariyle pivot verilerimiz bugüne dair şu iyi sinyalleri vermişti. 5.47-96 ve burada aşılır ise 5.49-35 demişti. Dolayısıyla arkadaşlar, dünkü veriler bize 5.47-76'ya dikkat etmemiz gerektiğini vurgulamıştı. Nitekim biz de bugün 5.47-62 seviyesini görebildik. Özetle birinci pivot direncine her zaman olduğu gibi pivot seviyelerine yaklaşırken dikkatli olunması gerektiğini ve bu seviyelerden geri dönüşler olabileceğini bize bir şekilde önceden hatırlatmış oluyor.
Şimdi sevgili arkadaşlar, yarına yönelik olarak pivot bilgilerimiz eşliğinde. Ha, bundan önce arkadaşlar şurada görmekte olduğunuz Fibonacci çizimlerimiz itibariyle 5.43 seviyesinin oldukça güçlü bir destek haline geldiğini, 3-4 defa bu desteğin test edildiğini ancak kırılmadığını şuradaki tablodan görebilmekteyiz. Bu desteğimizin üzerinde ulaşılmak istenecek olan ikinci bir direnç noktası, bir sonraki direnç noktası neresi arkadaşlar? %61.8'e denk gelen şu hattımızı görmektesiniz. Bu hattımız ise 5.49-35 seviyesini ifade etmekte. Az önce hatırlarsanız 5.50'ye yaklaşımlarda dikkatli olmakta yarar olduğunu ifade etmiştim. O halde 5.49-35'ler civarı 5.50'ye yakın noktalar olduğu için 5.49-20-30 ila 5.50 aralığını yakından izlemekte günlük işlemler adına önem taşıyor. Değerli arkadaşlar, mutlak surette Twitter'dan gece 24'ten sonra bir gün sonraya yönelik olan pivot verilerini aktarıyorum. Ancak şu an piyasalar açık olduğu için şu an vereceğim pivot bilgileri çok milimetrik rakamlar olmayabilir. Ama bu seviyelerden piyasanın kapandığını veya gece 24 itibariyle gün sonu grafiklerin şekillendiğini varsaymak kaydıyla 5.46-68 seviyemiz yarın için bir pivot seviyesi özelliğindedir. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça 5.47-76'nın önemli bir viraj olarak algılanabileceğini, ardından 5.48-70 ve 5.48-70'te bir geri dönüş olmaz. Bu seviyede aşılmak istenirse 5.50'ye doğru hareketliliğin yaşanma ihtimali olabilirmiş. Sevgili arkadaşlar, bu çok bilinen bir kuraldır. Birçoğunuz da biliyorsunuzdur mutlaka. Genellikle ayın 15'i itibariyle, yani maaş alınan gündür ya ayın 15'i, bu tarihlerde dövizde bir kıpırdanma olur Türkiye koşullarında. İnsanlar maaşlarını alırlar. Kimi 5 dolar, kimi 10 dolar, kimi 100 dolar, her neyse bütçesi dahilinde bir şeyler tasarruf edebilmek adına dolara bir ilgi gösterir. Ve bu psikolojik algı, bu psikolojik beklenti yıllardır devam etmekte olan bir durumdur. Yarın ayın 15'idir. Bu sebepten dolayı dolarda biraz hareketlilik yaşanması bu psikolojik etkiye bağlı olarak da söz konusu olabilir. Bu da akıllarda tutulmalı. Eminim ki bana diyorsunuzdur ki ya maaş almakta olan insanlar zaten 3 kuruş maaşla ancak geçiniyorlar. Hangi maaştan hangi miktarı artırıp da dolar alacaklardır? Arkadaşlar, bu konuya ben cevap veremeyeceğim tabii ki ama bu yıllardan beri devam etmekte olan bir ritüeldir. Nitekim hane halkının da her yaklaşık 22-23 haftadan beri inanılmaz seviyede dolarizasyon pozisyonunu artırmakta olduğunu ve neredeyse tarihi bir seviyeye ulaşacak kadar muazzam bir seviyeye ulaşıldığını da zannediyorum ki basından sürekli olarak sizler de takip ediyorsunuzdur. Bir şekilde hane halkı dolar konusundaki ilgisini devam ettiriyor ve sürekli dolar alıyor. Evet arkadaşlar, dolarla ilgili olarak verebileceğim açıklamalar bunlar. Önümüzdeki, yani yarın akşam veya cumartesi bu hafta sonu itibariyle önümüzdeki haftanın çok ama çok özel bir hafta olması nedeniyle, altını çiziyorum arkadaşlar, önümüzdeki hafta çok özel bir hafta olacak. Zira seçimlerin son derece ve son derece yakın olduğu tarihlere giriyoruz. Bu birinci nokta. İkinci nokta ise ayın 19'u ve 20'sinde Amerika Merkez Bankası Fed'in toplantısı olacak. Fed toplantısı ardından biliyorsunuz Fed Başkanı Powell artık bir açık oturum düzenliyor, bir sunum düzenliyor, açıklamalarda bulunuyor. Dolayısıyla Fed toplantısıyla alakalı olarak ve bu toplantıdan beklenen herhangi bir faiz artırımı veya indirimi yönünde bir karar olmamakla beraber bu toplantıyı müteakip yapılan açıklamalar piyasalar üzerinde haliyle dolar kuru üzerinde önemli etkiler yaratabilmekte, hem iç dünyada hem dış dünyada. Önümüzdeki haftayı bu nedenle çok özel bir şekilde izlememiz gerekiyor. Ben de hafta sonu özellikle seçimlere kadarki süreç, seçimlerden sonraki süreci de bir kez daha dikkate almak kaydıyla, son gelişmeleri, son verileri bir kez daha masaya yatırmak kaydıyla biraz daha ayrıntılı ve detaylı bir analiz vermeye çalışacağım. Seçimlere girerken nasıl bir strateji belirlenmeli, seçimlerden sonra nasıl bir strateji belirlenmeli, bu konuda sizlere fikirler vermeye gayret göstereceğim. Değerli arkadaşlar, gelelim şimdi Viyop cephesine. Viyop cephesine gelirken hemen şunu ifade etmek istiyorum. Arkadaşlar, maalesef ve maalesef ki videoları yarım yamalak izleyen, atlata hoplata izleyen bir takım dinleyicilerim var. Saygı duyuyorum. Dilediğiniz gibi dinleyip izleyebilirsiniz. Bunlar beni çok fazla ilgilendirmiyor. Ancak bana sürekli şu soruyu soruyorsunuz. Viyop konusuyla dolar konusunu aynı videoda paylaştığım zaman efendim dolar kuru bu seviyede değildi, dolar kurunu yanlış ifade ediyorsunuz gibi bir takım asılsız
mesnetsiz ithamlarda bulunuyorsunuz. Arkadaşlar şunu öğreninizi lütfen veyahut da bir, o anda duymuş olduğunuz bir rakamı dinlerken mutlak surette ekranda bir grafik vardır. Bu grafiğin tepesinde şurada ne yazdığını, şuradaki rakamları benim kafamdan uydurmadığımı, bu grafiklere yansıyan, orijinal bir şekilde yansıyan veriler olduğunu lütfen biliniz. Ve herhangi bir ithamda bulunacaksanız bu noktada bulununuz. Bu bir BIOP grafiğidir. BIOP değerleri spot piyasa veyahut da USD TRY dediğimiz uluslararası dolar piyasasındaki seviyelerden farklıdır. BIOP değerleri Mart ayı, Nisan ayı, Haziran ayı gibi farklı vadelerde daha farklı fiyatlamalar söz konusu olabilir. Vade ilerledikçe seviyelerin daha da yukarı seviyelere çıktığını bir şekilde öğrenmeniz veya bilmeniz gerekiyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, BIOP piyasasına döndüğümüz zaman bugün arkadaşlar BIOP'un 5.50-75 seviyesinden kapanış gerçekleştirdiğini ve dün itibariyle piyot verilerimize baktığımız zaman bize bugün dikkat etmemiz gereken seviye olarak şurada gördüğünüz 5.51-48 seviyesini işaret ediyordu. Biz bugün arkadaşlar en yüksek hangi seviyeyi gördük? 5.51-38 seviyesini gördük. Yani bize 5.50'nin üzerinde kalınırsa 5.51-48'e kadar bir yükseliş olabilir şeklinde günlük pivot verimiz bir yol haritası vermişti. Sonuç itibariyle arkadaşlar biz de bugün 5.51-38 seviyesini gördük. Ve bu bağlamda değerli arkadaşlar, BIOP verilerimiz şu anda piyasa kapalı olduğu için yarına yönelik olan değerleri sizlerle paylaşabilirim. 5.50-73 seviyesi yarın için bir pivot seviyesidir. Bu seviyenin aşağısında kalınır, üzerinde tutunmakta bir güçlük söz konusu olabilirse 5.50 noktası artık bir destek olarak takip edilebilir. Zira bugün de 5.50-03 seviyesi destek olarak çalıştı. Yarın için de 5.50 seviyesini bir destek noktası olarak takip edebiliriz. Buranın aşağısına gelinirse 5.49-40.50 gibi seviyeler destek olarak dikkat alınabilir. Buralardan tekrar geri dönüş ile 5.50 ardından da 5.50-73'ün üzerine çıkmak isteyen bir seyir hakim olabilir. Eğer ki 5.50'ye yaklaşımlar söz konusu olursa gelebilecek tepki ihtimalleri bakımından. 5.50-73 seviyesinin üzerinde kalıyor isek eğer, bu durumda 5.51-43 seviyesine kadar bir yükseliş ihtimalinin mevcut olacağını, ilk etapta bu seviyeyi denemek ve test etmek isteyebileceğini, buranın da aşılması durumunda 5.52'ye kadar devam edebilecek bir yükselişin mümkün olabileceğini dikkate alabiliriz. Özellikle arkadaşlar her gün yeni bir zirve yapmaya çalışıyor diyor. Yani son günlerin zirvesini yapmaya çalışıyor. Bu açıdan yarın için 5.51-43'ün de üzerine çıkılıp 5.52'ye yaklaşılma ihtimalini biraz daha yüksek görebiliriz. Ama tabii ki kesin bir ifadede bulunmak mümkün değildir. Son günlerdeki eğilimi dikkate alarak ben bu ifadeyi kullandım. Bugün 5.51-38 test edildi. Bir gün önce 5.51 hemen size net rakam söylemiş olayım. 5.50-35 seviyesi test edildi. Ardından 5.50-56 seviyesi test edildi. Derken 5.51-05 diyerekten her geçen gün 20-30 kuruşluk 0.20-30 kuruşluk bir yukarı eğilim veya yukarı bir noktayı test etme noktasında bir çaba gözleniyor. Evet arkadaşlar, Merkez Bankası ne yaptı ne etti konusuna gelince, Merkez Bankası arkadaşlar bugün itibariyle Mart vadede herhangi bir işlem yapmadı. Merkez Bankası Mart vadede son günlerde genellikle işlem yapmıyor. Görmekte olduğunuz gibi Merkez Bankası'nı burada göremiyoruz. Mart vadedeki maliyetleri artık mevcut piyasa fiyatlarına oranla yukarıda kalmış durumda. Yani short pozisyon itibariyle taşımış olduğu maliyetler ile şu an içinde bulunduğumuz gerçek fiyatlar arasında Merkez Bankası'nın maliyetleri aleyhine bir durum olmaya başladı. Piyasa ifadesiyle terste kalma durumuyla karşı karşıya bulunuyor. Bu açıdan bu seviyelerden short yapmayı, ekstra maliyetlenmeyi Merkez Bankası gerekli görmüyor. Arkadaşlar Nisan vadeye geldiğimiz zaman 14.500 kontratlık bir işlem yaptığını görüyoruz. Bugün Merkez Bankası Nisan vadede 14.500 kontrat short pozisyon açmış. Arkadaşlar yine sıklıkla sormuş olduğunuz bir sorudur. Mayıs vadede BIOP işlemleri yok. Yani borsa tarafından, Borsa İstanbul tarafından bu vadeler belirlenmekte. Şu anda Mayıs vade için açılmış olan herhangi bir kontrat bulunmadığı için Merkez Bankası'nın da Mayıs vade itibariyle yapmış olduğu bir işlemi göremiyoruz.
Arkadaşlar Nisan vadeye baktığımız zaman ise Nisan vade itibariyle de Merkez Bankası bugün 3981 kontrat işlem yapmış. Dolayısıyla arkadaşlar son 1-2 gün itibariyle Merkez Bankası'nın short pozisyon açmak konusunda çok istekli olmadığını, geçtiğimiz günlerde bir günde 70 bin, 80 bin hatta 100 bin üzerine dahi çıkan çabalarının olduğunu görüyorduk. Belli kritik seviyelerin ön plana çıktığı anlarda, ama 5.50 seviyesi bir psikolojik dirençtir dolarda, biliyorsunuz. 5.50'ye yaklaşırken veya 5.50'yi zorlayıcı bir tablonun oluştuğu anda Merkez Bankası baskısını artırmak ister mi? O seviyelerde yoğun bir şekilde bir short baskısı oluşturmak ister mi? Ne kadar başarılı olur? Bunu arkadaşlar izleyeceğiz ve göreceğiz. Onun için 5.50 seviyesi bir psikolojik direnç olarak yakından da takip edilmeli. Evet değerli dostlar, BIOB konusunda ve dolar konusunda şu an için söylenecekler bunlardan ibarettir. Dediğim gibi hafta sonu özellikle seçim sürecini ve önümüzdeki hafta FED toplantısının haftanın gündeminde çok önemli bir yer tutacağını hatırlatmak kaydıyla oldukça ayrıntılı bir analiz aktarmaya çalışacağım. Bu analizlerden anında bildirim almak, haberdar olmak istiyorsanız değerli arkadaşlar kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayınız lütfen. Ve analiz aktaramadığım zamanlar itibariyle ise mutlak ve mutlak surette gerek gün içinde gerekse gece 24'ten sonra dolar TL, VIOP, euro dolar, ons altın gibi önemli enstrümanların kritik seviyelerini mutlak surette Twitter adresimden aktarmaktayım. Twitter adresim ise @halukcanber. Efendim hoşça kalınız, saygılarım ve sevgilerimle.